İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı 1 ila 7 Mart tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak başladı. Tamam. Adıyaman'da da Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda başlatılan tatbikata Adıyaman Valisi Mahmut Çoğadar, Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altu ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sağlık görevlileri, UMKE Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi, senaryo gereği deprem alarmı verilmesinin ardından öğrencilerin tahliyeleri yapıldı. Toplanma alanına gelen öğrencilerin yoklaması alındı. Vali Mahmut Çoğadar, olası afetlere karşı hazır olunması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının afet tatbikat yılı olarak ilan edildiğini belirtti. Bugün okullarda deprem tatbikatını, tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. Şu anda bütün Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'ımızda da 796 okulda 162 bin yaklaşık öğrencimizle deprem ve tahliye tatbikatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığımız bildiğiniz üzere geçen yılı deprem afet eğitim yılı olarak ilan etmişti. Bu yılı da tatbikat yılı, afet tatbikat yılı olarak ilan etti. Geçen yıl yaklaşık 56 milyon vatandaşımıza yurt genelinde eğitim verildi. Bu yıl da bunun tatbikatları gerçekleştirilecek. Bugün bunlara başlamış bulunuyoruz. Dediğim gibi 796 okulda 162 bin yaklaşık öğrenciyle 11 bin civarında öğretmenimizle bu tatbikattayız. Hep birlikte biraz önce izlediğiniz, kaydettiğiniz üzere tatbikatımızı gerçekleştirdik. Deprem ülkemizin gerçeği, bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de gerçeği. Diğer afetler ülkemizin gerçeği. Bunları her daim hazırlıklı olmak zorundayız. Bu hazırlıklar da tatbikatla, deprem anında veya afet anında ne yapılması gerektiğini insanlarımıza, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza öğreterek olur. Yine İçişleri Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. Afet acil mobil uygulaması geliştirildi. Afet anında telefonunuza yüklediğiniz bu uygulamayla 112 acil merkezine bağlanabiliyorsunuz. Yine ayrıca bu uygulamayla mesaj da atabiliyorsunuz eğer aramaya müsait değilseniz o anda. Dediğim gibi tatbikatlarımız ve eğitimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi tabii afetlerden korusun inşallah. 2022 yılı tatbikat yılı ilan edildi. Okulumuz Türkiye Petrolleri Ortaokulu'da her sene olduğu gibi bu sene de deprem anı ve tahliye tatbikatını yaptı. Yapılan AFAD ve okulumuzun öğretmenleri tarafından verilen bu eğitimle afet anında nasıl davranacağını ve afet bölgesinden nasıl uzaklaşacağını öğrendik. Evet. AFAD'a ve okulumuz öğretmenlerine bize verdikleri eğitimden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Cep telefonlarınıza indirdiğimiz afet acil adı mobil uygulama ile deprem anında daha hızlı yardım alabileceğimizi öğrendik.